Öncelikle tabii tur atlamak çok önemliydi. Final oynamak bizim için çok değerli. Çünkü yaklaşık tahminim herhalde 10 senedir falan Türkiye Kupası'nda müzemize götüremedik. Bu açıdan da bizim için çok önemliydi. Ayrıca benim için de ayrı bir önemi vardı. Ben de antrenörlük hayatımda ilk defa bir final oynayacağım. Yani bir kupa kazanma şansı yakaladım. Benim için de çok değerli böyle bir final yakalamak. Onu söyleyeyim. Oyuna gelince iki taraflı oyun oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. Oyuncularını çok koştular, çok mücadele ettiler. Öne geçtik. İlk yarı biz oynadık. İkinci yarı Başakşehir oynadı diyebiliriz. Oyuna baktığımızda ama uzatma bölümünde bizim takımın ayakta kalması, daha güçlü durması ve güçlü olan takımın turu atlaması bizim için çok sevindirici. Cuma günü çok ağır bir maçtan sonra Salı günü 120 dakikayı çok zor tempoda oynamak oyuncular için kolay değil. Oyuncuları da biraz anlamak lazım. Çok fazla maç oynuyoruz. Bazı oyuncularda sakatlık problemleri oluyor. Biliyorsunuz sakat oyuncularımız var. Çok da geniş bir kadroya sahip değiliz. O yüzden işte bazı rotasyonlar yaptık bu maç için. Yani az süre alan oyuncuları kullandık 4 tane. Ondan sonra tekrar hamleler yaptık oyun içerisinde. Skora göre, oyuna göre bazı bölgeleri güçlendirmeye çalıştık. Olumlu olduğunu düşünüyorum. Giren oyuncular da takıma ciddi katkılar yaptı oyuna girdikten sonra. Bizim için güzel bir akşam oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Camiamıza, taraftarımıza armağan ediyoruz bu finali. İnşallah finalde de kupayı alan taraf biz oluruz ama şimdilik kupayı kenara bırakıp tamamen lige konsantre olmak zorundayız. Çünkü çok zor bir lig bizi bekliyor. Hocam soruları topladığımızda Habertürk'ten Oğuzhan Genç, Fanatik'ten Orhan Yıldırım ve İsmail Yer'in sorularına baktığımızda 2-0'dan 2-2'ye gelmesi ve acaba akıllarda Fenerbahçe maçı var mı? Fenerbahçe maçı ile ilgili de görüşlerinizi merak Öncelikle ediyorlar. şunu söyleyeyim. Aklımızda hiçbir zaman derbi maçı olmadı. Çünkü bugün oynadığımız maç bizim için çok değerli. Sadece oynadığımız maça konsantre oluyoruz. Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Çünkü bunu kazanmadığımız zaman öteki maçta bizim motivasyonumuzu bozabilir. O yüzden bugün çok değerliydi bizim için. Kafamız derbide falan hiçbir şekilde değildi. Sadece bu maça konsantreydik. 2-0'dan nasıl 2-2 oldu? Bu oyun bu yüzden güzel. Skorun çok fazla bir önemi olmuyor. Herkes için geri dönüşler yaşanabiliyor. Bugün ilk yarı biz 2-0 erken bitirebiliriz diye düşündük ama Başakşehir takımı ciddi bir geri dönüş sağladı ikinci yarı ve skoru eşitledi. Ondan sonra tekrar takımımızın reaksiyon gösterip uzatmada güçlü bir oyunla kazanması aslında takımımızın biraz da gücünü gösteriyor. Onu söyleyebilirim. Oyuncularımız çok dirençliler, çok motiveler, birbirlerine çok bağlılar, inanıyorlar. Bunlar bizim için çok değerli konular. O yüzden uzatmadan alınan galibiyet bizim için çok değerliydi. Demek ki bunu yapabiliyormuşuz. Yani psikolojimizi kaybedip, motivasyonumuzu kaybedip tekrar geri dönebiliyoruz. Zorlu bir takıma karşı bunu yapmak kolay değil. O yüzden oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Derbiye gelince kolay bir maç değil. Zor bir müsabaka olacak. Çok zor bir müsabaka olacak. İki tarafın da içinde bulunduğu durum açısından ligin devamı açısından bak bizim devama ligin devamına nasıl bakacağımız açısından her iki tarafın içinde çok değerli bir maç. 5 günlük bir süremiz var. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. Ona kadromuzu hazırlayacağız. Oyun planımızı hazırlayacağız. Ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız pazar günkü maçta. Onu net olarak söyleyebilirim.